Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, konuyla alakalı konuştuk ama ilk defa bir haber sitesinde gördüm arkadaşlar. E, yine CZ'nin yaptığı açıklamalarla alakası varmış aslında bu e, şeyin. E, haberin çıkış sebebinin şimdi haber şuydu ki aslında genel itibariyle e, lunge biraz e, durduracak diye bir şey. Şimdi arkadaşlar lunge akımlarını CZ e, tam olarak ha hayır yapmıyor yani onu söyleyeyim. Mesela bitcoin'deki e, yahut bazı altcoin'lerdeki zaman zaman borsaların ciddi halde işlemleri komisyonları tamamen sıfırlaması olayları hay e, hayır için yapılmıyor bunlar. Bunun yapılmasının sebebi ayı piyasası içerisinde adam diyor ki ben zaten boğada para kazanacağım onda bir sıkıntı yok. Bu doğrultuda şu anda gelirlerden biraz tasarruf edeyim maksat yatırımcılar benim borsamda içerideki yatırımcı benim borsamda kalmaya devam etsin ve ben bu tarz haberlerle ne yapayım yatırımcıları çekmeyi başarayım. Genel olarak bu duruma bakıyorlar. Şimdi lunç ayı piyasası içerisinde sürekli yükselen ve çok dikkat çeken bir coin. Lunch'un yatırımcısının binansa geçmesi ya şöyle bir şey de yok. Adamda lunch var mesela bir tek lunch yok yani. Adamda o da var bu da var e, bilmem ne var gibi gibi anlatabiliyor muyum? Ya cüzdan geniş. Sadece lunch tutmuyor yani çoğu kişi. E, lunch yatırımcılarından bahsediyorum. O yüzden lunch yatırımcısını çeken adam e, kendi borsasında ne yapıyor? Bu sefer tutuyor. a bak, yani şunu söylemek istiyorum. Adamlar zaten şu an yatırımcı çekiyor. Bu adamların Binance'ın şu an yakımı iptal etmesi hem bu konuyla alakalı bu PR çalışmasını sonlandıracaktır. Yani olumsuz bir etki olacaktır. Hem de genel itibariyle topluluğun bizzat e, olumsuz tepkisini çekecektir. Madem verdin, neden geri aldın? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.